Merhaba arkadaşlar yeni bir testle birlikteyiz. Testimiz 13. test. Birinci sorudan başlayalım. Diyor ki genellikle böceklerde tozlaşma yapan bitkilerde aşağıda verilen adaptasyonlardan hangisinin gelişmiş olması beklenmez? Şimdi böceklerle tozlaşma yapıyorsa çiçekte gösterişli taç yaprakların bulunması evet böceği çekmek için bunu yapabilir. Polenlerin kanat, paraşüt gibi yapılara sahip olması. Şimdi bu bir dursun en son açıklayayım çiçeğin cezbedici kokular üretmesi arkadaşlar böceği çekmek için yine bu olur. Üretilen polenlerin yapışkan özellikte olması. Şimdi böcek gelip konduğu zaman böceğin ayaklarına yapışması gerekiyor. O yüzden bu da olur. Çiçekte üretilen bazolum, bal özü miktarının fazla olması. Bu da yine e, böceği cezbedici bir şeydir olur. Arkadaşlar polenlerin kanat, paraşüt gibi yapılara sahip olması rüzgarla veya suyla tozlaşan bitkiler için geçerlidir. O yüzden cevabımız Bursa şıkkı olur. Gelelim ikinci sorumuza. Diyor ki bitki kökünün görevleriyle ilgili olarak verilenlerden hangileri doğrudur? Bitkiyi toprağa bağlama evet bu arkadaşlar doğru. İnorganik besinlerden organik besin sentezleme bakın kök bunu yapmaz. Bunu yapan yapraklardır. O yüzden bu yanlıştır. Su ve minerallerin bitkiye alınmasını sağlama. Evet bunu da yapar. Besin depo etme. Mesela havuç bir köktür arkadaşlar. Besin depo edilir ve biz onu yeriz mesela. O yüzden bu da olur. Cevabımız 1-3-4 denizli şıkkı olur. Gelelim diğer sorumuza. Diyor ki omurgasız hayvanların genel özellikleriyle ilgili. Hangileri doğrudur? Bazı türleri tek hücrelidir demiş. Arkadaşlar Omurgasız hayvanlarda tek hücreli tür yoktur. O yüzden bu yanlış. Tüm çeşitlerinde karında uzanan sinir kordonu vardır. Şimdi birçoğunda karında uzanan sinir kordonu var ama arkadaşlar bazılarında yok. O yüzden bu da olmaz. İskelet sistemi kemik ve kıkırdaktan oluşmuştur. Omurgasız hayvanlarda kemik ve kıkırdak yoktur. Sadece bazılarında bulunabilir arkadaşlar. Bu da gitti. Tamamı heterotrof beslenme gösterir. Evet işte bu doğrudur. Cevabımız ne olur? Bursa yalnız 4 olur. Gelelim 4. sorumuza. Diyor ki üç farklı solucan grubuna ait canlı örneklerin eşleştirilmesiyle ilgili seçeneklerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar halkalı solucana sülük ya da toprak solucanını yazacağız. Bakın o zaman diğerlerini silelim. Şunlar gitti. Yuvarlak solucana bağırsak solucanı yazacağız arkadaşlar. Yassı solucana da tenya yazacağız. O zaman cevabımız ne olacak? Bursa şıkkı olur. Gelelim 5. sorumuza. Verilen canlılar gelişmişlik dereceleri dikkate alınarak basitten gelişmişe sıralanırsa diyor. Seçeneklerden hangisi doğru olur? Bakalım arkadaşlar en basit olan canlı hangisidir burada en basit olan canlı köpek balığıdır değil mi köpek balığı şimdi şöyle düşünün bakın ee, biz omurkalı hayvanları 5 gruba ayırıyoruz nedir bunlar basitten gelişmişe doğru 5 sınıf balıklar amfibiler yani kurbağalar ee, daha sonra sürüngenler kuşlar memeliler o zaman balıklar en başta ise köpek balığını birinci sırada yazacağız. En basit olanı bu. Büyüklüğüne aldanmayın arkadaşlar. Yapı olarak basittir. Sonra bakın ne geliyor? Ee, sonrasında kurbağalar geliyor arkadaşlar. Yani iki yaşamlılar. İki yaşamlılara dahil olan da semenderlerdir. Sonra bu gelir. Semender. Daha sonra arkadaşlar sürüngenler gelecek. Bakın su yılanı sürüngen olarak. 3 numarada bu. Sonra kuşlar gelecek. O zaman 4 numarada penguen. Son olarak da balina arkadaşlar. Balina memelidir. 5 numarada da ne olacak? Balina olacak. Cevabımız Ceyhan şıkkı olur. Ekran karardı bu arada. Niye olduysa. Evet şöyle yapalım. Cevabımız Ceyhan şıkkı olacak. Gelelim 6. soruya. Diyor ki böcekler ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Vücutları baş, göğüs ve karın olmak üzere 3 bölmeden oluşmuştur. Bu doğrudur arkadaşlar. 2 çift kanat, 3 çift ayak taşırlar. Bu da doğrudur arkadaşlar. Başkalaşım geçirirler. Evet. Boşaltım ürünleri ürik asittir. Doğru. Dış döllenme, dış gelişme gösterirler demiş. Arkadaşlar, dış döllenme, dış gelişme olayı değil. Genellikle iç döllenme, iç gelişme veya iç döllenme, dış gelişme şeklinde de olabilir. Dış döllenme, dış gelişmeyi gösteren canlılar balıklardır. Unutmayın cevabımız Edirne şıkkı olacak. Ayrıca kurbağalarda dış döllenme, dış gelişme gösterir. Gelelim yedinci sorumuza. Memeli canlılarda aşağıda verilenlerden hangisi farklılık göstermez memelilerde? Yaşam ortamı farklılık gösterir. Gelişme şekli farklılık gösterir değil mi arkadaşlar? Vücut örtüsü farklılık gösterebilir. Bir dakika vücut örtüsü. Heterotrof beslenme şekli, üreme şekli. Hangisi diyor farklılık göstermez? Hangisi farklılık göstermez? Üreme şekline baktığımız zaman arkadaşlar memeliler üreme şekli nasıldır? İç döllenme, iç gelişme. Heterotrof beslenme şekli, bazıları otla, bazıları etle beslenir gösterir. Aslında vücut örtüsü kıldır arkadaşlar. Bunun da farklılık göstermemesi gerekiyor ama neden böyle bir şey? Gelişme şekli, yaşam ortamı. Yaşam ortamı farklılık gösterir. Ee, şöyle düşünün, bazıları suda, bazıları karada yaşıyor. Gelişme şekline baktığımız zaman, kimisi anne karnında gelişirken, kimisi yumurtada gelişir. Bu da farklılık gösterir. Ya ben burada neredeyim biliyor musunuz? Farklılık göstermez dediği için C ve E şıkkındayım. Vücut örtüsü, sonuçta kıl, memelilerde farklılık göstermez. Üreme şekli de iç döllenme, iç gelişmedir. Bence cevabı ikisi de olacak. Bakayım cevabına ne diyor? Bir dakika. Arkadaşlar cevabını Edirne demiş ama bence Ceyhan şıkkı da yani vücut örtüsü tüm memelilerde nedir? Biz kıl olarak öğreniyoruz değil mi? Tüm memelilerde kıl olduğu için bence vücut örtüsü de farklılık göstermemesi gerekiyor. Gelelim 8. soruya. Sadece memeli hayvanlar sınıfına ait olan özellikler düşünüldüğünde aşağıda verilenlerden hangisi bu grup içerisinde değerlendirilmez? Yavrularını sütle besleme evet sadece memelilerde görülür. Şöyle kaslı diyaframın bulunması sadece memelilerde vardır. Vücut örtüsünün kıllardan oluşması yine sadece memelilerde. Olgun al yuvarların çekirdeksiz olması yine sadece memelilerde. Ama yavru bakımı dediğimiz zaman bazı yılanlarda daha sonra kuşlarda arkadaşlar yavru bakımı vardır. O yüzden Ceyhan şıkkı bizim cevabımız olur. Dokuzuncu soru. Kuşlar sınıfının tüm üyelerinde diyor verilen özelliklerden hangileri görülür? Gagada dişin bulunmaması, evet bu kuşlarda görülür. Vücutlarının tüylerle örtülü olması, evet. İç dönlenme dış gelişme ile çoğalması arkadaşlar, bu da görülür. Akciğerlerine bağlı hava keselerinin olması, bu da vardır. Cevabımız ne olacak? Edirne olacak. Gelelim diğer sorumuza. Şöyle gidelim virüsü vermiş burada bize. Bakteriyofajın yapısını vermiş. Yani bakterilerde çoğalan virüstür bakteriyofaj. Diyor ki, şekil incelendiğinde virüslerle ilgili olarak hangileri doğrudur? Hücresel özellik gösterir demiş. Arkadaşlar virüsler hücresel özellik göstermezler. O yüzden bu yanlıştır. Hücresel özellik gösterseydi eğer bunun hücre zarı, ribozomu da bulunması gerekiyordu. İşte sitoplazması da bulunması gerekiyordu ama virüslerde böyle bir durum yok. Nükleoprotein yapıdadır. Nükleo dediği nükleik asit. E protein dediği de zaten etrafında protein bir kılıf var arkadaşlar. Nükleoprotein yapıdadır. Bu doğru. İki kalıtım materyali taşır. Şekle bakarak zaten onu çıkaramam. Ayrıca iki kalıtım materyali taşımaz. Ya DNA bulunur sadece ya da RNA bulunur. Bu bakteriyofaj olduğu için arkadaşlar bakteriyofajlarda sadece DNA bulunur. O yüzden yanlıştır. Cevabımız yalnız iki bursa şıkkı olur. Gelelim diğer sorumuza. Virüslerle ilgili olarak verilenlerden hangileri doğrudur? Sadece canlı hücre içerisinde çoğalırlar. Evet doğru. Bulunduğu canlıya zarar verdikleri için parazittirler. Evet arkadaşlar. Hatta hücre içi parazit diyoruz biz bunlara. Her farklı virüsün kendine özel konağı vardır. Bu da doğrudur. Şöyle düşünün. Mesela uçuk virüsü dudak ve burun kenarlarında. Daha sonra kuduz virüsü arkadaşlar beyinde. Ee, kızamık virüsü. Deride mesela e, o yüzden her virüsün kendine özel konağı vardır. Cevabımız Edirne şıkkı olur. Son sorumuz virüslerin çoğalması sırasında meylenlerden hangileri gözlenmez? Konak hücre DNA'sının protein sentezi için e, şifre vermesi. Şimdi arkadaşlar virüsün yaşadığı yere biz konak diyoruz. Eğer ki konağın DNA'sını kullanırsa virüs kendini mi çoğaltmış olur konağı mı çoğaltmış olur? Konağı çoğaltmış olur değil mi? O yüzden bir numarayı alma. Virüs genomunun hücre içindeki nükleotitleri kullanarak çoğalması. Evet bakın genomu kendisine ait. Şifreyi kendi veriyor. Ama nükleotitleri konaktan alıyor arkadaşlar. Bu olur. Hücre içindeki virüslerin hücreyi parçalayarak dış ortama çıkması. Bu da gözlenir. Cevabımız A şıkkı. E, yalnız bir olur. Böylece bu, e, bu testimizin de sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.